Çağlayıncelit Belediyesi 6. Ceviz Festivali'nde Armadaş işbirliğiyle doğalgaz temel atma töreninde düzenlendi. Armadaş Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan doğalgazın ilçeye verileceği tarihle ilgili açıklama yaptı. Bugün Çağlayıncelit için hem ekonomik olarak hem sağlık açısından güzel bir başlangıcın olduğu bir gün olacak inşallah. Doğalgaz çalışmasına bugün itibariyle başlayacağız. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde buraya gaz vermiş olacağız. 3000 abone, 12000 vatandaşa ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yaklaşık 50 kilometreye yakın bir boru kullanacağız burada. Festivale katılan Kent Protokolü'de Aksu Haber özel röportajlar vererek ilçeye verilecek olan doğalgazın hayırlı olmasını dilediler. Hükümetimizin, devletimizin en uzak olarak adetimiz ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize, mahallelerimize kadar doğal gaz gibi ileri medeniyetin bir ifadesi olan bir hizmetin getirmiş olması hepimiz aslında çok önemli bir anlamlı. Bu yönüyle parlamentomuza, hükümetimize, devletimize teşekkür ederiz. İnşallah en yakın bir zamanda bu hizmetle buluşur. Bunun nimetlerinden hep beraber istifade ederiz. Hayırlı olsun. Geçen yıl söz vermiştik. Elbistan ve Afşin'de, Göksu'nda doğalgaz çalışması başladığında gelecek yıl Çağlayıncelit de doğalgazı kullanacak diye bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Armadaş da sağ olsunlar bu konuda bize çok destek oldular. Alişan Arkan Bey'e de sizin vesilenizle yeniden teşekkür ediyorum. Şimdi çalışma başlıyor. 20-25 gün veya bir ay sürecek bir çalışma. Arkasından Çağlayıncelit'imiz de bu kış doğalgazın imkanına kavuşacak. Burada bizim için önemli olan şey şu. Kahramanmaraş'ta ne varsa Çağlayıncelit'te de onun olmasına çalışıyoruz. Çağlayıncelitli vatandaşımız da bu imkanı kullanmaya, en güzel şekilde kullanmaya layık. Hükümetimiz de bunu gerçekleştirdi. İlgililerine teşekkür ediyoruz. Doğalgaz tabii ki önemli. Gerçi dışa bağımlıyız. Fakat Kahramanmaraş hava kirliliği yönünden sıkıntılı bir şehir. Türkiye'nin en havası kirli 7 şehrinden biri. Kendi ürünlerimizi satmak, kendi ürünlerimizden elektrik üretmek tabii ki önemli. Ama lignit özellikle kirli bir kömür, kirli bir ürün. Sanayicimizi, sermaye sahiplerimizi, iş adamlarımızı özellikle Maraş'ın buna müsait olduğunu da düşünerek güneş enerjisi alanında yatırım yapmasını da istiyorum. Şehrin standartlarından biri de temiz, çevreye duyarlı, havayı kirletmeyen ekonomik enerjidir. Doğalgaz da bunların en üstünde yer alan bir enerji çeşididir. Hem çevreyi kirletmiyor, hem daha ucuz, hem pratik. Bizim hemşerilerimize bugün bunun sunulması da bizim için son derece mutluluk. Şöyle geriye bakıyorum. Ben üniversiteye başladığımda bizim köye elektrik geldi. Belki çocukluğumda köyde elektrik hayaldi benim için. Gaz lambasında ders çalıştım ben. Ama bugün bakın bu ilçelerimiz kırsal da olsa doğalgazla buluşuyor. Biz bugüne kadar bu ülkeye yatırım yapmış ve katkı sağlamış bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde AK Parti'ye, AK Parti teşkilatlarına, bakanlarımıza, Cumhur İttifakımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir olaya ev sahipliği yaptı Çağlayıncelit. Doğalgaz, modern, rahat, konforlu evlerimizde, şehirde kullandığımız doğalgazımızın temel atma töreni vardı. Ve ilk kaynağı bugün değerli milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm hemşerilerimizle beraber gerçekleştirdik. Firması Armadaş sahibi Alişan Arıkan Bey de bir müjde verdi. İnşallah bir an evvel bu kış kullanılacak dedi. Bu da çok önemli. Hem ucuz hem de sağlıklı bir çevre için doğalgaz kullanmayı herkese tavsiye ediyoruz. Çağlayıncelit'imize hayırlı olsun diyoruz. Kahramanmaraş'ımızın en ücra noktasına kadar da doğalgazı ulaştırmak için elimizden geleni her zaman olduğu gibi yapmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar hemşerilerimize hayırlı olsun. Çağlayıncelit'in susamış gibi beklediği doğalgaz tesisatımızın da temelini Sayın Valimiz ve vekillerimiz eşliğinde, il başkanlarımız eşliğinde bugün attık. İnşallah bir buçuk aya kadar Çağlayıncelit'te doğalgaz da kullanılmaya başlayacak. Dolayısıyla halkıma da hayırlı olsun diyorum.